Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı glutensiz bir başka kafe, çölyak hastalarına ve ailelerine yönelik kurs düzenliyor. Gaziantep Şehit Kamil Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen kurs, çölyak hastalarının evlerinde glutensiz yiyecekler yapabilmelerini sağlıyor. Niye bizim buralarda yoktur? Devlet mi yaptırıyor? Benden bizim bir şey belediyemiz yaptırıyor. Glutensiz pizza yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 20 gram da tuz ekliyoruz. Bugün kaç gram olacak? Bir de sahip çıkıyoruz. Niye de şaşırıyorsunuz? Yani. Kötüye de sahip çıkıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ünlü varlığına şefi olarak görev yapıyorum. Işte 7 yıldır ülkensiz bir başka kafenin üretim tesisi sorumlusu olarak çalışıyoruz. 2017 yılında Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesiyle ülkensiz bir başka kafe olarak Türkiye'de ilk ülkensiz kafesi olarak hizmet veriyoruz. Yaklaşık Antep genelinde ve çevre illerde ve ilçelerimizde yaklaşık 8-9 bin aileye hizmet vermekteyiz. Bugün çölyak ailelerimiz aynı zamanda da burada glutensiz ürün yapımı eğitimi veriyoruz. Bugün pizza eğitimimiz vardı. Bunun eğitimini veriyoruz. Her halinde alıyoruz. Her grubumuz 10 kişilik. 10 kişi halinde 2 aylık haftada 4 gün burada ekmek yapımı, tatlılar, yemek çeşitleri, glutensiz ürün yapımlarını öğretiyoruz. Çölyaklıyım ve oğlum da çölyaklı. Biz 16 yıldır çölyakla savaşıyoruz. Eğitimlere katıldım. Çok güzeldi. Hani bilmediğim eksik noktalarımı burada tamamladım diyebilirim. Tekrardan yani buranın açılıp yani kafenin bize açılması çok güzel bir avantaj oldu. Belediyemizden teşekkür ediyorum. Çünkü Gaziantep'te hiç böyle bir yer yokturdu. En büyük ihtiyaçtı. Peki hayatınızda ne gibi kolaylıklar oldu bu kafenin açılmasıyla? Hayatımda en güzel kolaylığı ben dışarı çıktığımda arkadaşlarımla hani oturup bir kahve içeceğimiz veyahut da bir pasta yiyeceğimiz bir yerimiz yokturdu.
ama ben bütün misafirlerimi buraya çağırdım. Diyorum hem sessiz, sakin diyorum, güzel bir ortam. Hem de diyorum kendimize göre yiyecekleri çok rahat yiyebildiğimiz bir yer. O yüzden öğretmenim, bu kuruma kardeşim için geldim. Kurum personellerine teşekkür ederiz. Daha önce ürün bulmakta çok zorlanıyorduk. Burada bize imkan sağladılar. Aynı şekilde kurs yardımları ve yemekleri her şekilde çok lezzetli. Biz severek tüketiyoruz. Buraya en iyi katkımız tatlıları. Kardeşim tatlıyı çok seviyor. Burada da öğreniyoruz. Şefimize ve personellerine teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle bütün insanların ihtiyaçları değişkendir. Ama yaşam biçimi hepsindeki insandır. Öyle olunca çölyak aslında bireylerin yemiş olduğu gıdanın dokunduğundan dolayı tıp bunun ismi çölyak koymuş. Buna alerjisi olan insanlar, buna benzer bağırsak sorunları gibi glutenli mamul tüketemiyorlar. Yani glutenli gıda tüketemiyorlar. Öyle olunca Gaziantep'e çok değerli belediye başkanımız Fatma Şahin hanımefendi başkan olunca biz her bireye dokunmak zorunda. Çölyaklı olan bireylerimiz var mı? Nasıl besleniyorlar diye düşünerek yola çıktık. Böyle olunca belli bir rakam ortaya çıkınca bu insanların da pastaya, böreğe, pizzaya, buna benzer içli köfteye ihtiyacı olduğunu diğer bireyler gibi normal glutenli mamul tükettikleri takdirde sorun olacağını biz biliyorduk, kendiler de biliyordu. Hatta zaman zaman çocukları ve çölyaklı olan çocuklarımız talep edince de annesine ağlayarak anne ben de şunu almak istiyorum dediği zaman anne alırsa çocuk rahatsız olacak, almazsa vicdan rahatsız. Öyle olunca da biz adında çölyak aslında koymadık. Buranın ismi artı bir kahve. Niye çölyak merkezi koymadık? Çölyak merkezi ismini koyduğumuz takdirde bu alanda sorun yaşayan arkadaşlarımız buraya malzeme almaya geldiği zaman patentleştiriyorsunuz. Bu nedenle bulunduğumuz yer, ortamı artı bir kahve diye adlandırdık ve buranın ismini kurumalı iş yeri koyduk. Masamızda gençlerimiz çalışıyor. Diğer bireyler gibi servis yapıyorlar, gelen müşteriyi karşılıyor, ikramda bulunuyorlar. Bu nedenle biz şu anda da yine artı bir kahve merkezimizde çölyak durumunda olan bireylerimize hizmet götürüyoruz. Hatta ilimizin dışında çevre illerde de internet ortamında talep edildiği takdirde oraya hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediye işbirliğinde bu merdameyle de almış olduğu eğitimle birlikte çocuklara hizmet götürüyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim.